Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başağ, üroloji ve androloji uzmanıyım. Erkek cinsel sağlığı ve erkek kısırlığı ile ilgilenen üroloji yan dalıdır. Bugün sizlere erkek kısırlığı, erkek cinsel sağlığı ve mikrobiyom arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Kısırlık ve mikrobiyom arasındaki ilişkiden bahsetmek istersek, mikrobiyata vücudumuzda yaşayan yararlı bakterilere verdiğimiz isim. Bunların çok büyük bir kısmı bağırsaklarımızda yaşıyor. Aslında antik çağlardan bilinen bağırsak ikinci beyindir söylemi bize tek yönlü beyin ve bağırsak arasındaki bir ilişkiden bahsediyordu. Zaman geçtikçe biz anladık ki aslında bağırsaklar ve beyin arasında da bir ilişki var. Mikrobiyom ise bu mikrobiyataların, yani tüm canlıların genetik materyallerine verdiğimiz isim. Mikrobiyata, mikrobiyom hem bağırsak mikrobiyomu hem de organların içerisindeki mikrobiyom olarak iki grupta incelemek gerekiyor. Çünkü mikrobiyatanın çok önemli bir kısmı bağırsaklarımızda var. Ama son yıllarda yapılan çalışmalarda biliyoruz ki neredeyse tüm organlarda, özellikle bugünün konusu olan üregenital sistem organlarının hepsinde neredeyse bir mikrobiyom var. Yani hem bağırsak mikrobiyomu hem de organların içerisindeki mikrobiyom, mikrobiyatanın biz erkek cinsel sağlığı ve kısırlığı üzerinde olan etkilerini biliyoruz. Bunlar nedir diye sıralayacak olursak, tabii ki sadece bir basamakta etkili değil, birden fazla basamağında etkisi bulunuyor. Birinci ve en önemli konu aslında hormon üretiminde çok önemli bir yere sahip. Bağırsak mikrobiyatasının bazı vitamin ve hormonların düzenlenmesinde çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. B ve K vitamini gibi vitaminlerin ve bazı hormonların üretilmesinde çok önemli bir yeri var. Erkek cinsel sağlığı ve kısırlığı dediğimiz zaman elimizde çok önemli 2-3 tane hormon var. Birincisi yumurtalıklarımızı uyaran folikül stimüle edici hormon dediğimiz FSH, lüteinleştirici hormon dediğimiz LH. Bunların ikisi beyinden salgılanıyor ve yumurtalıklarımızdan salınan testosteron. Bu 3 hormonun da üretim basamaklarında bağırsak mikrobiyatasının çok önemli bir yere sahip olduğunu günümüzde biliyoruz. Yine biz bağırsak mikrobiyomunun vücudumuzdaki inflamasyonun, yani iltihap sürecinin düzenlenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. İnflamatuar süreçler, kronik inflamatuar hastalıklar, bağırsak mikrobiyomunun bozulduğu durumlarda artan hastalıklar. Yine bu kronik inflamatuar hastalıkların sperm üretimi ve kalitesini ciddi oranda bozduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bağırsak mikrobiyomunun bozulduğu durumlarda inflamatuar süreçlerinin artmasının sperm üretimi ve kalitesi üzerine olumsuz etkilerinden bahsedebiliriz. Yine erkek kısırlığındaki çok önemli konulardan birisi de biraz önce bahsettiğimiz oksidatif stres. Mikrobiyatanın önemli görevlerinden birisi de vücudumuzdaki toksinlerin arındırılması. Yani bizim ağız yoluyla aldığımız toksinlerin arındırılmasında bağırsaktaki mikropların çok önemli bir yeri var. Bu toksinlerin vücudumuzdan arındırılması, sperm hücrelerindeki oksidatif stresin azaltılması yönünden çok önemli bir yere sahip. Bir diğer konu, artık günümüzde yapılan çalışmalarda biliyoruz ki Türk androlojisinin önemli isimlerinden birisi, çok kıymetli hocamız Ateş Kadıoğlu'nun yaptığı bir çalışmada çocuğu olmayan azospermili veya oligospermili olgularda yapılan TESE sonucuna göre, yani biz bu hastalarda çocuk yapmak için yumurtalıklardan sperm arıyoruz. Yapılan bu çalışmada hem azospermik erkeklerde, yani hiç sperm olmayan erkeklerde ve oligospermik erkeklerde, yani sperm sayısı az olan erkeklerde bazı bakteri gruplarının daha yoğun bir şekilde bulunduğu gösterilmiş. Yapılan bir klinik çalışmada gösterilmiş ki erkeklerin testislerinden alınan örneklerde hiç spermi olmayan veya spermi az olan erkeklerde bazı bakteri türlerinin daha fazla bulunduğu saptanmış. Yine mikrobiyomun, özellikle bağırsak mikrobiyomunun erkek cinsel sağlığı üzerinde önemli birkaç etkisi daha var. Biz biliyoruz ki mikrobiyom insülin direncinde ve damarlar üzerindeki iltihaplamada, yani vasküler inflamasyonda önemli bir yere sahip. Yine erkek penisi vasküler yapıların bir parçası. Buralarda olan hem insülin direncinin artması hem vasküler patolojilerin olması erkek cinsel sağlığı üzerinde bizim erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme sorunlarına yol açan önemli bir durum.